File kısmında, file operation kısmında Basics, Zip, CSV, XML bunları anlatmıştım. Bunlara config kısmını anlatmamıştım. Orayı YAML ve TOML gibi konuları da anlatırım. Yarın hallederiz bunları. Onlar da ayar amaçlı kullanılan XML ya da JSON gibi bir format diyebilirim. Bugün exception handling'i göreceğiz. Gene. Ondan sonra bitiririz. Sonrasında bulletin functionları aralara dağıtmıştım. Onu geçiyorum. Network programming kısmını atladık. Sonralarda yapacağız bunları. Advanced Python kısmı aynı şekilde. Network programming içerisinde farklı farklı birçok konu var. Çok farklı örnekler var. Mesela Basics kısmında şöyle. Socket kısmında TCP, UDP, Apps vesaire Working with IP and DNS kısmı var. Bunları da sonraya atıyorum. O bahsettiğim örnekler buralarda. Yani müfredatta olan. Advanced Python var. Automation kısmını geçiyoruz. Multithread'le paralel advance içerisinde aslında müfredatta. Onları da sonra anlatacağım demiştim. Biz evet ya büyük ihtimal ya yarın ya da haftaya SQL tarafına geçeceğiz. Database programlama. Büyük ihtimal yarın geçeriz gibi. Burada SQLite üzerinden gideceğiz. Öncelikle buradan başlayacağız. SQLite ekstra bir kurulum yapmanıza gerek olmadan çalışabileceğiniz Python'ı kurduğunuzda zaten default olarak Python içinde SQLite geliyor. O yüzden ekstra kurulum yapmanıza gerek olmayacak ama sonradan MySQL, PostgreSQL, Oracle anlatmayacağım. MySQL, PostgreSQL anlatacağım. Sonra Mongo anlatacağım daha sonra. Bunlar için özel kurulum yapmanız gerekecek. MySQL'i, PostgreSQL'i ve Mongo diye bir kurmanız gerekecek. Bilginiz olsun. SQLite çok küçük bir aslında file processor. Bununla ilgili bir kurs paylaştım ben daha önce. İyi bir SQL indirelim mi? Hangi dosyaları Ertan? Kaynak kodlarım diyorsun. Onları işlediğimiz konuları atıyorum zaten. Ama parça parça olmuş olabilir. Aralarda toplarız. Kendi kaynağım üzerinden ilerlediğim için artık hepsini göndermiyorum, ayrı ayrı gönderiyorum. Onları ayarlarız. Şimdi SQLite tarafında benim daha önce size gönderdiğim şey vardı. SQLite kursum vardı. Bunu linkini tekrar vereyim ben. Şuradan. Ya da isterseniz gerçi ben onu yayından kaldırmış olabilirim. Büyük ihtimal kaldırdım. Genel açtığım için. SQLite veri tabanı programlama kursu Udemy üzerinde de var. Bunu baştan sona bir inceleyin. Mutlaka nasıl bir yani çalışma mantığını bilmeniz gerekiyor. Çünkü normal veri tabanı programlamadan farklı serverless sunucusuz bir veri tabanı altyapısı sunuyor. Onu bir öğrenin. Temel komut yapısını vesaire öğrenin en kötü ihtimal. Onunla çalışacağız çünkü yarın öyle başlayacağız.
Sonrasında da işte PostgreSQL, MySQL falan ilerleyeceğiz. Onlar için kurulum yapmanız gerekecek bilgisayara. Bir makale falan atarım size. PostgreSQL kursum var. Hani temel kullanım mantığını net bir şekilde öğrenirsiniz oradan. MySQL kursu çekmedim. SQL Server'la Oracle'la ilgili kurslarım var. Beyza. Oracle neden anlatmayacağız? Ben şu an bitirme tezimi Oracle kullanıyorum da. Bitirme tezinde Oracle'ı sen mi seçtin? Böyle istendi mi? Ve bitirme tezin nedir? Ne yapıyorsun mesela orada? Yani başlık nedir? Yani belki kendisi onu biliyordur diye söylemiş olabilir. Sanırım bu dönem araştırma yapacağım. İkinci dönem net başlayacağım. Benim kursumu veririm. Oracle'ın kendisini öğrenirsin oradan. Benim çektiğim ilk kurs yalnız 10 yıl önce çekmiştim. Acemilik dönemi. Ama halen daha başka kurs yok açıkçası düzgün. Oradan bir genel yapıyı öğrenirsin. Python'la Oracle odaklı çalışma yapacağız ama yani Oracle programlamayı anlatmayacağım orada zaten. Sadece Python Oracle driver'ını kullanmayı görebilirsin. Bunu yapsak bile. Şöyle söyleyeyim. Nedeni de Oracle ve SQL Server kurumsal tarafta kullanılır. SQL Server'ı da göstermek istemiyorum aslında. Ama belki küçük bağlantı, hani connection nasıl oluşturulur, driver'ı nasıl kullanılır gibi şeylerle gösterebilirim bunları. Onlar için bilgisayarınızda SQL Server kuracaksınız, Oracle kuracaksınız vesaire. O küçük örnekler için bence ya özel olarak işi olmayana gerek yok. Ve diğer asıl sebep de SQLite'da yazdığınız kod ile yaptığımız işlemler ile Python tarafından bahsediyorum. MySQL ya da PostgreSQL, Oracle, SQL Server bunların üzerinde çalıştırma konusunda pek bir fark yok. Sadece driver tarafında fark var. Çünkü biz ORM'ler kullanacağız. Object Relation Mapping. Bu ORM'lerin de temel prensibi, yani hemen hemen bütün dillerde. Sen o programlama dilinde native olarak yazarsın. C Sharp ise C Sharp yazarsın. Java, Python ise Python yazarsın. ORM kendisi arka planda SQL üreterek ilgili driver, hangi driver'ı kullanıyorsan, PostgreSQL'in driver'ını kullanıyorsan, PostgreSQL üzerine özelleştirilmiş SQL'ler üretir. Ya da Oracle kullanıyorsan, Oracle driver'ı gider Oracle'a özgü SQL'ler, PLSQL üretecek bir altyapısı bulunur. Sen onu kullanırsın, Python yazarsın. O arka planda diyelim ki SQL ya da PLSQL üretir. O yüzden bizim yazdığımız kodlar çok küçük ayarlamalarla o driverlar sayesinde aslında diğer veri tabanlarıyla da çalışabiliyor olacak. Sadece o driver'ın hangi driver olduğu, konfigürasyonu vesaire. Onu biz ayarlayacağız. Tamam biz buraya kadar. Soru var mı?
Exception handling. Exception handling ne işe yarar? Yorum yapmak isteyen? Exception handling nedir? Neden kullanılır? Hocam ben yapabilirim. Tabii. Exception handling hata yakalama demek. Programın çalışma sırasında herhangi bir hata oluştuğunda biz bunu önceden yakalayıp istediğimiz şekilde yönlendirmemizi ya da istediğimiz komutları o hata esnasında istediğimiz komutları çalıştırabilmemizi sağlar. Peki bununla ilgili ben exception handling'i ne zaman kullanırım desem? Bir programımız bir hata fırlattığında, bir hata oluştuğunda mesela 1 bölü 0 bu olamayacağından hata fırlatacak. Division 0 hata fırlatacak. Bu hatayı fırlattığında kendi kodlarımızı çalıştırabilmemiz için exception handling kullanıyoruz. Peki senin dediğine göre tamam, tanım olarak %100 doğru. Peki ne zaman kullanırız desem bunu nasıl belirleriz? Ben her yazdığım koda bunu hata ayıklama işlemlerini yapmalı mıyım? Genelde kullanıcıdan input alırken yapılıyor diye biliyorum. Evet, örneklerden biri. Doğru. Mesajla da yazan arkadaşlar hepsi doğru. Yani tarz olarak doğru. Şöyle özetleyebiliriz. Yaptığımız bir işlemin sonucu %100 olarak bizim kontrolümüzün altında değilse, o zaman hata ayıklama, exception handling uygulamamız gerekir. Mesela Kürşat'ın verdiği bir örnek, hatta iki örnek. Birincisi kullanıcıdan bilgi alma kısmı. Burada göreceli olarak %99 oranında biz veriyi kontrol edebiliriz. Ama %1 ihtimal o verinin kontrolümüzün, hesabımızın dışında olma ihtimali var. Çünkü on binlerce farklı karakter tipini filtreleyebilmek, kontrol edebilmek pek kolay değil. Mesela kullanıcıdan veri alacaksınız, matematiksel bir işlem yapacaksınız. Dersiniz ki kullanıcıdan alınan veri örneğin integer'a ya da double'a dönüştürülüyorsa, ondalıklı değere dönüştürülüyorsa, tamam. O zaman ikinci durum ortaya çıkıyor. Nedir bu da? Sıfır olma ihtimali ya da eksi olma ihtimali. Sen eğer sıfır olma ihtimaline karşı o yazılımı, yani filtreleri koruyamadıysan, oluşturamadıysan, o zaman gene hata olma ihtimali var. Bu da sıfıra bölme hatası. Genel divide by zero exception. Hemen hemen tüm programlama dillerinde bu özel bir hata tanımı olarak vardır. Çünkü çok standart bir hata. Divide by zero, sıfıra bölme hatası. Ama hatırlayın, file operation kısmında ben özellikle şöyle anlatmıştım. Mesela dosya işlemleri yapıyoruz. Siz o dosyaları oluşturuyorsunuz. Ekleme, silme, güncelleme, append değil mi Deniz? Append yapıyorsunuz. Bunlar gibi bütün işlemler aslında siz Python tarafından yaptırsanız bile İşletim sistemi üzerindeki size verilen yetkiler kadar yapabiliyorsunuz. Yani aslında işi siz yapmıyorsunuz orada. Siz yapmasını rica ediyorsunuz işletim sisteminden. Çünkü dosya işlemleri işletim sisteminin kontrolünde olan bir şeydir tamamen. Siz sadece dersiniz ki ben böyle bir işlem yapmak istiyorum. İsteğini söylersin. Ama senin işletim sistemi kullanıcının yetkileri yeterli değilse mesela, işletim sistemi buna izin vermez. Ya da o anda o dosya kullanılıyorsa
O zaman gene yapamazsın bu işlemi. Bunun gibi senin kontrolünde olmayan sadece dosya işlemlerinde bile yüzlerce farklı sorun olabilir. Hiç bilemezsin ne olduğunu. Ne demiştim o yüzden? Sizin kontrolünüzde olmayan bir kaynağa erişip bir şey yapacaksanız, mesela sıfıra bölme gibi şeyleri katmıyorum. O zaten mantıksal bir hata olma ihtimali olan şeydir. Bunlar zaten var. Ama ek olarak, genel olarak bakarsak, sizin kontrolünüzün dışında olan bir kaynağa erişip bir şeyler yapacaksanız, o zaman hataları öngörme ihtimaliniz yoktur %100 oranında. Öyle bir durumda hata kontrolü standart olarak uygulanır. Dosya işlemleri bunlara örnektir. Mantığı anlamanız için sadece dosya değil yani. O mantık önemli. Yönetemediğin kaynak. Bir diğer örnekte veri tabanı, connection'ı örneğiydi. Veri tabanına bağlantı yapıp bir SQL çalıştıracaksanız, o SQL sizin sadece isteğinizdir. Siz sadece request yaparsınız. SQL engine'e gider bu. SQL motoruna gider sizin isteğiniz. Öncelikle tabii ki kullanıcı adı, şifre, IP, o erişim yetkilerinizi sizin sorgunuzla birlikte gönderirsiniz. Hatta ondan önce gider bir connection açılır. Nedir bu? Bunu da şöyle örneklemiştim. Sizin database engine'iniz var. Bir de sizin uygulamanız var. Uygulamadan sen diyorsun ki database engine'e, ben Ali Veli'yim, şifrem bu. Tamam, senin de IP'in şuymuş. Ben şu şu özelliklerle, şu ayar dosyasındaki bu özelliklerle, bilgilerle sana bağlanmak istiyorum. Benim bu bilgilerle erişmeye hakkım var mı? Bir bak. O da sana cevaben diyor ki, tamam diyor, senin yetkin var. Sana bir connection veriyorum. Bağlantı. Bu bağlantıyı şöyle düşünün. Sizin uygulamanızla veri tabanı motoru arasında bir köprüdür. O köprünün yetkisi %100 olarak veri tabanı motoruna aittir. Sizin kontrolünüzün dışındadır. Veri tabanı motoru da kendi içerisinde binlerce farklı alt parçadan oluşur. Ya da ayardan ya da hata olasılığından oluşur. Yani herhangi bir şey olabilir, emin olun. Çok derin bir mesele veri tabanı motoru. Yani insanlar genellikle standart basit SQL yazarak hani veri tabanı programcısı olduğunu zannediyor ama veri tabanı tarafı çok derin bir mesele. Çok ciddi bir yazılım. O mimaride çok tonla farklı olasılıkla hata olabilir. O yüzden bu köprü, bağlantı senin sadece bir kurye gibi istek gönderebilmeni sağlar. Sen isteğe gönderirsin. Veri tabanı motoru der ki hop hop der mesela. Sana verilen yetkide sen select yapabiliyorsun. Veri isteyebilirsin benden. Ama insert, update, delete yapamazsın. Yetki verilmemiş senin kullanıcına. Bak patladın. Ya da select istedin. Select yetkin de var veri tabanı motorunda. Ama sana izin verilmeyen bir tabloya select yapmaya çalışmışsın sorgun içerisinde. Veri tabanı motoru gene diyecek ki hop bunu yapamazsın. Bunda yetkin yok senin. Bu tablodan veri alamazsın diyecek. Bak o yüzden bunun gibi binlerce olasılık var, hata olma ihtimali. Bu nedenle de veri tabanı bağlantısı oluşturulurken mutlaka hata yönetimi uygulamak zorundasındır. Veri tabanı işlemi yaparken herhangi bir şekilde. Bu bir standart gibi düşün. Dosya işlemlerini de zaten örnekledik. Ya da herhangi bir harici servise bağlanıyorsun. Yani web tarafında göreceksiniz, bir API'ye bağlanıyorsun ya da bir web uygulaması ya da herhangi bir şekilde kontrolün dışında olan bir yer. O zaman hatayı yöneteceksin. Bakın hata olma ihtimali olan şeyleri yönetmekten bahsediyoruz aslında. O olasılıkları sıfıra indiremezsin. Sadece süreci yönetirsin. Nedir bu? Süreci yönetmezsen çünkü uygulaman hata verecektir. Uygulaman çökecektir. Komple kapanacaktır yani. Bunun gibi olası sorunlardan kurtulmak için biz o olasılıkları yönetiriz. Bu sayede de uygulamaya şunu demiş oluruz.
bak böyle bir şey olma ihtimali var. Böyle bir şey olduğunda, hata gibi bir şey olduğunda şu işlem. Mesela sıfıra bölme hatası olduğunda diyelim. Sen şu işlemi yap. Ne yap? Ekrana bir uyarı ver ya da hiçbir şey yapma. Ama her halükarda yönetmişsin. İşte böyle bir süreci yönetme işlemi yaptığında uygulaman çökmez. Çünkü uygulamaya sen bunu bildirmiş oluyorsun. Böyle bir şey olduğunda hiçbir şey yapma gibi. Şimdi gelelim bunlara. Bunlardan birisi errors. Hatalar. Diske bağlanıyor gene. Harici disklerde de disk otomatik olarak kapandığı için bu büyük disklerde, o yüzden tekrar açıyor, tekrar bağlanıyor filan. Bakın, hata olasılığı. Şu karşısındakiler Python'da olan hata isimleri. Yani built-in gibi düşünebilirsiniz. Daha önceden planlanmış hatalar. Ve bunlardan bir tanesi şu. Print A. Birincisi, A diye bir şey daha önce tanımlanmamış. Değişken yok böyle bir. O yüzden name error verecek bize. Hemen. Şöyle görerek gidelim o hatayı da. Bakın şurada tamamen hata bu. Hata metni. Traceback get line 9. Şurada size hatanın line'ını verdi, satırını. In modül name error. Bakın çünkü bu tanımlanmış bir hata Python'da. Siz veri tabanı motorunda da benim SQL Server kitabımın kaynağını incelerseniz ki gerçek bir veri tabanı programlama mantığını öğrenmek için hani iyi bir kaynaktır diyebilirim. Siz Oracle bile kullansanız, PostgreSQL bile kullansanız terimler aşağı yukarı aynıdır. Yani birisinde olan bir özellik diğerinde de farklı tekniklerle vardır mutlaka. Oralarda da mesela binlerce hata, tanımlanmış hata vardır. Size örneğin Oracle binlerce hata kodu vardır. Kodların bir kısmının metinleri vardır. Bir kısmının yoktur diyelim. O tanımlı olanların neden olduğu bellidir. Siz onları yöneterek PLSQL yazıp database içerisinde error management yapabilirsiniz. Burada da aynı. Name error diye bir şey var. Name A is not defined. Bu kadar basit. Teksti bu. A tanımlı değil diyor. Bakıyorum. Evet değil. Name error. Şurada value error var. Burada da bakın 1A2 int'e çevirmeye çalışmışım. Bu çevrilemez biliyorsunuz. Type conversion konusunda incelemiştik. Tamamen ne number ne de string. O yüzden int'e dönüşmez bu. O yüzden de bize diyor ki value error. Invalid literal for int with base 10. Bakın 10. satır. Value error. Sıfıra bölme yapalım. Zero division error olarak geçiyor burada. Java'da da divide by zero mesela. Aynı mantık. Sorun aynı. Zero division error. Division by zero. Bu. Ya da syntax error. Syntax error biraz daha acemilik dönemi tarafında karşılaşılan şeylerdir. Ya da bilmediğim bir özelliği kullanıyorsundur. Örneğin JSON formatı gibi. Tam orada yaptığın sintaks hataları olabilir. Burada mesela en basitini örnekledim. Denem. Bunun içeride olması lazım. Sintaks error diyor. Bunları nasıl kurtarırız? Java'da falan try catch diye geçer. Sibel'in de dediği gibi. Burada try except
Ama mantık aynı, birebir. Try, accept. Try ile başlatırsınız, iki nokta üst üste. Sonra accept'i de açarsın. Şurası, bakıyorum. Bunu şöyle örnekleyeyim ben. Bunu kapatayım bir. Önce en basitini görün çünkü. En basiti bu. Bakın böyle bir işlemde diyorum ki dışarıdan iki tane bilgi alınacak input'la. Int'e dönüştürülecek ve x y'ye bölünecek. İşlem çok basit. Ama dışarıdan ne geleceğini kontrol etmemişim. Böyle bir durumda hata olma ihtimalini ben öngörebiliyorum. Çünkü tecrübeliyim bu tür hatalarda. Ne olabilir bu? Diyorum ki buradan olsa olsa tahminime göre zero division error, yani sıfıra bölme hatası olma ihtimali var. Şu class zero division error default olarak Python standard library içerisinde var zaten. Sizin özel tanımlamanıza gerek yok. Çünkü bu tür built-in class'lar, tanımlanmış olan class'lar düzenli olarak gerçekleşen, sık sık gerçekleşme ihtimali olan hataları zaten karşılıyor. Özelleştirilmiş hatalar yani. Ve bunu burada kullanıyorum. As, yani alias, takma isim ver, e. Yani ben buna e üzerinden erişeceğim. Ne yapayım? Şurada hata olma ihtimali olan kod vardır. Burada ise hata olduktan sonra ne yapacağı vardır. Olursa buraya gelir ancak. Ne olursa şu hata, şu isimdeki hata olursa, başka bir hata olursa burada yakalamaz burası. Except yakalamaz orayı. Şurada burası önemli. Şunu yaz, sonra da A'yı, yani exception ya da error, ne derseniz ikisi de aynı. Exception handling ya da error handling aynı. A'yı de ekrana bas. E bir nesne burada. Peki. Deneyelim. ...4.0. Devam. 20.0. Yanlış bilgi girdiniz. Division by error. Division by zero. Bunu dışarıda yapsaydım. Böyle çalışmaz. Kaydet. ...20.0. Bakın bu şu hata basit bir şey değil. Şu an uygulama çöktü. Terminalde olduğumuz için siz bunu anlayamıyorsunuz. Ama bunu bir gerçek uygulama yapmış olsaydınız şu basit hata uygulamanızın çökmesine sebep olacaktı. Bu aslında çökmüş bir hali. Bu nedenle böyle durumlarda hatayı yönetiriz. Şu şekilde. Bu bir tane hata olma ihtimali. Bunun daha çoğul olma ihtimalinde ise, yani öyle bir kod yazdın ki birden fazla hata olma ihtimali var. O zaman da alttaki gibi parantezler içerisinde zero division error, virgül value error. Value error olma ihtimali. Aynı mantık, sadece bu şekilde çoklu yazabiliyorsunuz. Bu da birkaç tane olma ihtimali. Ama eminsiniz ki birkaç tane olabilir burada. Buraya kadar soru var mı? Loglama amaçlı kullanabilir mi? Evet, teacher, kesinlikle. Hata olduğunda logla gibi. Yani uygulamayı çökertmek zorunda değilsin. Ya da başka bir şey. Stajdayken buddy'im bana sizin kitabınızı önermişti hocam 2 sene önce. Çok iyi. Hazırlanmışsındır diye tahmin ediyorum. SQL tarafından. Bir tane veri tabanı üzerinde uzmanlaştıysan, orta seviyeye geldiysen
Aynı kurallar diğerleri için de %90 geçerlidir. Teknikler. Mesela birinde store prosedür function varsa diğerinde de vardır. Onun sintaksi farklıdır. Ekstra kuralları farklıdır ama bir şekilde aynıdır o özellikler. Yani trigger varsa öbüründe de var açıkçası. Transaction diye bir şey var ileri seviye. O öbüründe de var ama kodlaması farklı. Mesela Borsa İstanbul'a bir eğitim veriyordum. Orada PostgreSQL anlatıyordum. Ama ekip Oracle ve SQL Server kullanıyordu. Onlara diyelim store prosedürü ekibin yarısına SQL Server'la anlatıyordum. SQL Server versus PostgreSQL. Diğer yarısına Oracle versus PostgreSQL. Bir tarafta Oracle örneği anlatıyordum. Öbür tarafta SQL Server. Sonra bunların PostgreSQL'de karşılıklarını anlatıyordum. Çünkü mantık olarak ortak noktalar çok fazla. Şurası aynı. Evet. Şunu açıklama yapayım yine. Bunu geç. Evet, bu güzel. Burada da mesela bir döngü ile bunu yaptırarak gösteriyorum. Şimdi şuradaki gibi bir tane hata olma ihtimaline eminseniz zero division error. Bir değil iki tane olma ihtimali varsa 3 vesaire gibi. O zaman yani sayısı belliyse aklınızda net olarak belliyse. Çünkü ihtimaller bellidir burada. Çoğu zaman ama bazen değildir. Ha şunu da anlatayım sonraki örneğe geçmeden. Bak şimdi. Şuradaki örnek çok güzel doğru. Tamam. Fakat bu sıfıra bölme hatasını sen çok rahatlıkla şöyle çözersin. Yani print yapmadan önce dersin ki mesela if x büyükse sıfırdan and y büyükse sıfırdan şuraya gel. Doğru muyum? Şurada kalsın. Öyle bir durumda sıfıra bölme hatası olmayacak. Bu garanti. Kesin olarak söyleyebilirim. Farklı bir hata olma ihtimali var. O da nedir? Şuradan girilen inputların int'e dönüştürülememe hatası. O dönüştürülememe durumu da işte value error olabilir. Değil mi? Kullanıcının ne gireceğini bilmiyorsun. Sen doğrudan int'e atmışsın bunu. Ne yapılabilir? Bak bu da çözülebilir. O zaman da ne yaparsın? Hatırlayın. Sizinle inceledik bunları. Evet. Mesela bir string'in nümerik olup olmadığını, yani alfanümerik mi, işte yani sayı mı yoksa metin mi, bunları kontrol edebiliyorsun. Bu tür function'lar ile nasıl da o da yani is ile mesela is alfa, is nümerik gibi. Bak bunlarla da kontrol edebilirsin. Ama %100 emin olabilir misin? Emin değilim. İhtimaller var. Ama o kontrolleri de minimize edebilirsin. Ama sadece yani kesin olarak sayı gelecekse sana bunun web programlamada farklı farklı tekniklerini göstereceğim. Hani Python'da olan ama orada çok kullanacağımız bir verinin int olarak gelmesini garanti edebiliyoruz. Mesela URL'de request üzerinden. Tamam, filtreler uygulayabiliyoruz. Öyle bir durumda sana int geleceği garanti. O zaman sen dersin ki bu şu kontrol yaptığında kesin olarak zaten sana int geldi. Bu garanti. Sıfırdan büyük olma ihtimalini de garanti ettin. Tamam o zaman bunu try catch'e koymak zorunda değilsin. Çünkü sen bu süreci yönettin. Neden? Try except yani error management aslında çok güzel bir şey değildir. Çok önemli ama performans olarak performansı düşüren bir şeydir. Her işlem için bu nedenle de try yapısı yani error management kullanılmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca sen çözebildiğin sürece, o süreci yönetebildiğin sürece yönet. Ama yönetemeyeceğin şeylerin olma ihtimali durumunda try except kullan.
ya da diğer dillerde try catch kullan. Ama try catch performansı negatif olarak etkiler. Şurayı açıklama. Bunu bu. Evet. Sonra complete. Geleyim şuraya. Bir sonsuz döngü var. While true. Try, accept. Bakın. Şunların birisi değil. İkisi oldu. İkisini yazarsın böyle. Ama hata olma olasılıklarını bilmiyorsan, yani o kadar çok olma ihtimali varsa, artık özel tanımlı olan tipleri kullanamazsın. Çünkü bunlardan kaçarsa uygulama gene çöker. Yani sıfıra bölme hatası yoksa, value error hatası yoksa buraya girmeyecek çünkü. Ama bunların, bu sınıfların hepsinin miras aldığı, bakın miras aldığı bir sınıf vardır. Bakın koduna geçtiğimde builtins.py. Ne diyor? Zero division error. Aritmetik error'dan kalıtım almış. Aritmetik error diye bir şey varmış. Sınıf. Değil mi? Overflow error. Aritmetikten almış. Böyle aritmetik error da burada. O da underscore standard error'dan miras almış. Bunların hepsini inceleyebilirsiniz ama dikkat edin. Bakın standard error'a geldim. O da exception'ı almış. Miras almak değil, nesne örneği olarak almış bunu. Şuraya geldiğimde base exception diye bir şey düzelteyim. Bakın exception standard error'a nesne örneği vermiş. Exception'a geliyorum. Bu sınıfta base exception almış kalıtım olarak. Base exception işte size bahsettiğimiz o OOP'de base class olayı var ya, base class kullanılmaz. Base class temel ihtiyaçları görür. Dikkat edin, exception'ı biz kullanacağız şimdi. Ama o da gidip base exception'dan miras almış. Base exception'da ne var? O da OOP'de, yani C Sharp'ın .NET'inde olsun, Java'nın Java'sında olsun, framework'lerinde fark etmiyor. Temel olarak OOP object nesnesine gider. Object nesnesi aslında Genesis gibidir. Yani tek bir nesne vardır. OOP mimarisindeki OOP ile geliştirilmiş, doğru tasarlanmış framework'lerde. Hani bu işin Hazreti Adem'idir diyelim. İlk nesne. O nesne üzerinde bütün mimari geliştirilir devasa. Burada base object'i biz kullanmıyoruz. Base exception'ı. O da gidip objeden miras almış. Objede ne var? Bütün nesnelerde görebileceğiniz, bakın doc, underscore underscore doc, dict, ne yapıyordu bu? Sizin mesela object vardı ya, toString gibi söylemiştim C Sharp'ta falan. Gidip oradaki gibi işte bir şeyi dictionary olarak oluşturmanız sağlıyor. System version'ı burada CSS modülü üzerinden kontrol ediyor. Ve property var, bunu geçiyorum, farklı konu. Class, bakın nesne örneği oluşturmak için new var. Create and return a new object. Yani bu nesne örneği oluşturmayı yapan şey aslında bu. Init initialization yapıyor bakın burada. Yani bunların hepsi aslında objenin ilk, daha doğrusu Python library'sinin, standart library'nin içerisindeki ata sınıf olan objenin içerisinde tanımlanmış kök nesneler. Bakın str burada var gibi. Hepsi burada var. Buradan diğerlerine aktarılıyor. Yani string nokta format dediğin şey, bakın burada, aslında kalıtım olarak o string'in de objeden miras aldığını gösteriyor. Hepsi burada var. Buradan oraya gidiyor. Wrapper vesaire, bunları gördük. Size of mesela. Static metot, class metot. Bunları araştırın. Not olarak yazın arkadaşlar. Bunu farklı örneklerde göstereceğim. Kullanacağız. Static metotla class metot sizin için araştırma konusu.
Tamam mıyız? Bunun notunu aldınız. Statik metot, class metot. OOP yapısını, class'ları biliyorsunuz artık. Bunları inceleyin. Siz öğrenin, sonradan kullanacağız. Ve önemli bunlar. Klasik metotla, düzelteyim, statik metotla, class metot. Geçiyorum. Arif'in golüne kadar geldik ama. Böyle kod incelemesi yapılabilir. Nereden geldik? Buraya. Şunu geç. Bak. Zero division error filan. Anladık ki bu exception sınıfından almış. Exception sınıfı base exception'dan almış. Falan filan. Ama biz base exception'ı kullanmıyoruz. Neyi kullanacağız? Exception bunun kullanabileceğimiz ata sınıfı. Çünkü exception olası olan bütün hataları yakalayabilir. Hepsini. Diğerleri, division vesaire, value error filan, syntax error, hepsi exception'dan türemiştir. Bu nedenle de doğrudan exception yazdığınızda konu kapanır. Ama daha performanslı yazmak için try except yazmak zorunda olsanız bile önce şurada olma ihtimali olan, kesin olarak iki tane hata ihtimali varsa ikisini yazın, daha performanslı olur. Ama emin değilseniz ya da çok olasılık varsa exception yakalasın bunu. Ya da another one, şurada şu da olabilir. Exception, zero division error, value error, eğer bunlardan ikisi ise şurası yakalar. Değil ise başka bir exception yaparsın. O da exception olur. Exception nesnesi. Print bla bla. Burası her halükarda çalışır. Burası her hatayı yakalar. Hatasız bla bla, işte biliyorsunuz onu. Şunu ayrı olarak da yazayım. Burada onun gelişmiş olsun diyelim. Ya da şu buradaki bir else de olabilir. Ama except yazmanız daha da iyi olabilir. Else olursa tamam. While hata alma ihtimali, exception burada yakalar. Else kır geç. Yani hata yakalamadıysa ne yapacaksın? Else, break. Finally nedir arkadaşlar? Finally. Şu. Finally. Finally. Her şartta çalışır en son. Kürşat anlamadım. Exception olsun ya da olmasın. Ha, tamam. Tamam, duydum. Doğru, sen de doğru diyorsun. Teacher da try catch'ten farkı ne? Hata varsa da yoksa doğru. Else block gibi mi çalışır Büşra? Değil. O değil. Yanlış tanım olur. Try catch'ten farkı Büşra, finally için mi diyorsun? Oradaki finally ile farkı nedir diyorsan aynı. Try catch, yani C Sharp, Java'da try catch'teki final neyse burada da aynı. Bilebilir. Hocam try except var ya, ondan farkı ne? Onu anlayamadım ben. Yani catch ve except arasındaki fark ne hocam? Çünkü ikisini de aynı işlemler için kullanıyoruz diye biliyorum. O yüzden sormak istedim hocam. Aynı değil mi? Final değil hocam. Try except bloğu var ya. Hı-hı. Hem yani try catch de kullanabiliyoruz aslında. Ama biz try except kullandık. Ben ikisi arasındaki farkı anlayamadım. Yani bu, try catch ve try except bloğu arasındaki fark ne hocam? Bu şekilde mi?
Try Hocam mesela aynen o şekilde hocam. Bunu Python'da mı kullandın? Hocam bunu Java'da kullanmıştık biz. Yani try catch'i Java'da kullanmıştım. Anladım. Yani aynı şeyleri ifade ediyor ama şu an Python'da exception kullanıyoruz. Farkı yok. Farkı yok. Burada try except olarak geçiyor. Ama C family dillerde nasıl diyeyim, C kurallarını devam ettirdiği için tarzını orada try catch olarak geçiyor. Yani aynı şey. Buradaki final de diğerlerindeki C Sharp Java'daki final ile aynı. Yani şuradaki kod hata verse de normal düzgün çalışsa da her halükarda burası çalışacak. Şu try except bitmeden önce. Neden böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu soruyor doğal olarak beyin size. Niye diyor? Neden diyor? Bunu sor diyor. Ondan sonra bunun sebebi de şu. Bunu aslında daha önce de örnekledim. Ben birleştireyim. Daha önce anlattım. Bir dosya işlemi açtığınızda, yani stream açtığınızda, herhangi bir dosyaya kaynak oluşturduğunuzda stream akış oluşturmuş olursunuz ve işletim sisteminden bir yetki almış olursunuz. Ne demiştim orada? Mesela dosya açtığında, daha doğrusu dosya işlemi yaparken open ile açarsın, close ile kapatman gerekir demiştim. Hatta orada bu işi otomatik yapan with diye bir zımbırtı vardı. Şöyle, değil mi? With ile yaparsan dedim, şurada close demene gerek kalmaz demiştim. Çünkü with open ile açtığın zımbırtıyı close ile otomatik olarak kendisi şu scope bittiğinde buraya geçtiğinde kapatmıştır kendisi. Ama normal dosya açtığında şöyle işin bittiğinde file close diyerek kapatman gerekir. Genel programlama paradigmasıyla söylüyorum. Ya da file.flush olabilir. Tamam, yani boşalt kaynakları. İşi bitir demektir. Senin şöyle düşün. Open ile açtın. İşini yaptın dosya üzerinde. Şurada hata oldu. Bunu da hocam dondu, biz hiçbir şey duymuyoruz ki. Ekran da yok. Ses. Hocam, şu an var. Tamam. İnternetle ilgili sorun oldu. Wi-Fi'ye bağlandım. Wi-Fi'de sıkıntı olabilir. Bilginiz olsun. Şimdi bunu ekranı tekrar paylaşayım ben. Ses geliyor mu? Geliyor hocam. Tamam. Ne diyorduk? Şurada dedin ki dosya işlemlerini ben burada açtım. Tamam. İşlemi yaptım. Ondan sonra da tam şurada bir hata oldu. Herhangi bir hata olabilir. İşletim sistemiyle alakalı falan. Çünkü dosya işlemi senin yönetemediğin bir şeydir. O zaman da ne olacak?
uygulama çökecek. Ama uygulamanın dosyaya eriştiği için onun aynı zamanda kaynağının kapatılmış da olması gerekiyor. Uygulama şurada çöktüğünde, diyelim ki dosya işlemi ikinci satırda çöktüğünde, üçüncü satırda sen close dersen, üçüncü satıra gelmeyecek. Böyle bir durumda exception'a düşecek. Üç çalışmayacak ya da sonrası. Böyle bir durumda senin close işlemini garanti etmen lazım. Bu da final ile mümkün. Exception'a düşse bile şurası ne olursa olsun her halükarda final'ya gelecek. Hata işlemini yaptıktan sonra bile gelecek ve burayı çalıştıracak. Ne yapacaksın? File.close burada. Kaynağı bırakmış oldun. Ya da veri tabanı bağlantısı açtın. Şurada yaptığın işlem hata verdi. Şurada da close yapıyordun. Patladı. Exception'a düştü. Close yapılmamıştı. Veri tabanında connection açık duruyor. Veri tabanı database administrator tarafında bütün açık connection'lar görülür. Bunları gördün ve açık connection'ı sevmez DBA'ler ve elinde kırbaçla cezalandırabilir. Bilginiz olsun. Çünkü hepsi birer kaynaktır. Bu nedenle de finally de siz diyelim ki connection.close diyerek bunu kapatmış olmanız lazım. ORM'ler bunları otomatik yönetir. ORM Object Relation Mapping. Ama normal programlama yani ORM'nin altyapısı database connection'ı kullanır. Kullanmak zorundadır. Bunu mesela o yüzden şöyle söyleyeyim. Database connection'ı doğrudan ORM'den öğrenmeyin. Öğrenirseniz eksik öğrenirsiniz. Mantığını anlayamazsınız uzun süre. Böyle yani çok iyi ORM'ci arkadaşlar vardı, öğrenciler vardı. Ben programlamanın temel mantığıyla database connection'ı oluşturduğumda, yönettiğimde dediler ki aslında bilmiyormuşuz. Çünkü bakış açısı yanlış, eksik. ORM connection'ı yönetiyor. Ama connection çok değerli bir kaynak database için. Neyse. Geçtik. Buraya kadar tamam. Arkadaşlar diğerlerini yarına bırakalım. Errors, demo ve race. Yarın o var. Sonrasında da database'e geçelim. SQLite. Tamam. Evet, kayıt devam ediyor. Sorunuz var mı? İyi akşamlar arkadaşlar.